Merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için beğendiği fellah köftesi yapıyorum arkadaşlar. İlk olarak beğendiğimizi yapmak için patlıcanları közlememiz gerekiyor. İsterseniz patlıcanlarınızı köz tepsisinde de yapabilirsiniz ama ben direkt olarak ocağın üstünde ateşte közlüyorum arkadaşlar. Bu şekilde patlıcanlar daha yumuşak közlenmiş oluyorlar. Sürekli başında durarak patlıcanlarınızı çevirerek gördüğünüz şekilde közleyebilirsiniz. Bu şekilde gerçek bir köz tadı elde ediyorsunuz arkadaşlar. Ben patlıcanlarımı bu şekilde büyük göze iki tane koydum. Küçük göze bir tane koydum. Çevire çevire pişirdim ve çok güzel bir şekilde yumuşadılar. Şimdi patlıcanlarımı ocaktan alabilirim artık. Patlıcanlarımı soğuması için bir poşetin içine aldım arkadaşlar. Onlar soğurken ben de bu sırada felak köftemin köftesini yapmaya başladım. 2 su bardağı köftelik bulguru leğenimin içine alıyorum. Yine aynı bardaklarla 2 bardak Sıcak suyu köftelik bulgurlarımın üstüne döküyorum arkadaşlar. Şöyle bir karıştıracağım ve leğenimin ağzını kapatacağım bulgurlarımın 5 dakika kadar şişmesi için bekleyeceğim. Köftelerim suyu emdikten sonra kaşıkla köfteleri önce şöyle bir karıştırmam gerekiyor arkadaşlar çünkü Suyu emdikten sonra köfteler biraz sertleşiyor şimdi içine bir su bardağı irmik ilave ediyorum Arkadaşlar 3 yemek kaşığı da domates salçası var. Bunları da köftelerimin içine ekledim. Şöyle bir yine karıştırıyorum. Şimdi sırasıyla içine yumurtamı, unumu ve baharatlarımı ekleyeceğim arkadaşlar. Baharat olarak kırmızı pul biber, tuz, kimyon ve karabiber kullandım. İstediğiniz oranda ölçüsünü değiştirebilirsiniz baharatlarınızın. Bir tane yumurta ve 3 kaşık da un ekledim. Ve köftelerimi artık elimle yoğurmaya başlayabilirim. Köftelerimizi yoğururken azar azar su ilave edelim. Çünkü peylah köftemin içine eklemiş olduğum irmiğe hiç su kullanmadım. Sadece köftelik bulgurlarımı ıslattım. Şimdi azar azar Avucumun içine sıcak su alıyorum ve köftelerimi sakız gibi bir kıvam alıncaya kadar yoğuruyorum. Bakın böyle bir kıvam olması gerekiyor. Tam yarım bardak suyla yoğurdum ben. Böylece köftem için kullanmış olduğum su iki buçuk bardak oldu. İki tanesini köftemi ıslatmak için Yarım bardağı da yoğururken içine azar azar ekledim ve kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi elimin ortasını ıslattığım soğuk suyla ve böyle misket büyüklüğünde köftelerimi yuvarlıyorum. Köftelerimi yuvarladıktan sonra patlıcanlarımın kabuklarını soydum, yüzlerini çeşmede yıkadım ve yıkadıktan sonra patlıcanlarımı bıçakla olabildiği kadar küçük parçalara kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patlıcanlarım çok güzel piştiler. Patlıcanlarımı da bir kenara kaldırdım. Şimdi kaynayan suyun içine yuvarlamış olduğum fela köftelerimi alıyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar orta ateşte köftelerimi suyun içinde haşlayacağım. Haşlama suyunun içine hiç yağ dökmedim arkadaşlar. Sadece bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Gördüğünüz gibi köftelerim hiç dağılmıyor. Gerçekten çok güzel bir tarif arkadaşlar. Bunu farklı yemeklerinizde de kullanabilirsiniz isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi beğendiğimizi yapmaya başlayabiliriz. Tavamın içine 2 yemek kaşığı tereyağı aldım. Yağ eridikten sonra 2 yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Tereyağı ve unu güzelce un kokusu çıkana kadar kavuracağım. Unu kavururken fazla yakmamaya dikkat edin arkadaşlar. Rengi böyle hafif bir kahverengi olduğunda hemen içine sütün ekleyebiliriz. Toplamda 2 çay bardağı süt kullanacağım arkadaşlar ama sıra sıra dökeceğim. İlk döktüğüm bardağı önce unuma güzelce yedirmek istiyorum. Kavrulmuş olan unun üstüne soğuk sütü döktüm. Bakın hemen sütü un çekti arkadaşlar. Sonra ikinci bardak sütümü de ilave ediyorum. Şimdi bu sütle de unu güzelce açacağım. Ve hamurumuzun kıvamı gördüğünüz gibi olacak böyle pürüzsüz bir kıvam olmuş olması gerekiyor arkadaşlar bakın böyle akışkan bir hamur elde ettim şimdi içine doğramış olduğum dört tane patlıcanımı alabilirim patlıcanlarımı da olabildiğince püre haline getirmeye çalıştım arkadaşlar bıçakla patlıcanlarımı da ekledim ve güzelce karıştırıyorum sonra içine tuzunu ve karabiberini ekleyeceğim Tuz ve karabiber oranını her zaman dediğim gibi kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir çay kaşığı karabiber ekledim arkadaşlar. Yine bir çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Şimdi patlıcanı güzelce karıştırdıktan sonra içine bir kase rendelenmiş kaşar peyniri ekleyeceğim. İsterseniz eklemeye de biliyorsunuz arkadaşlar bazı tariflerde kaşar peyniri kullanılmıyor ama ben orijinal tarife bağlı kalmak için beğendimin içine kaşar peyniri de ilave ettim. Kaşar peynirim de eridikten sonra beğendim hazır arkadaşlar şimdi hemen bunu servis tabağımın içine alacağım. Diğer tarafta ise haşlamış olduğum fellah köftelerim için sos hazırlıyorum. Tavamın içine bir yemek kaşığı domates salçası aldım salçamı kavurduktan sonra içine bir tatlı kaşığı nane ekledim arkadaşlar nanem de güzelce kavrulduktan sonra içine haşlamış oldum fellah köftelerimden bir kepçe su ayırmıştım o suyu da bu karışımın içine ekliyorum kendi suyunun lezzetiyle pişmesini istediğim için süzerken bir kepçe kadarını bir kenara ayırmıştım arkadaşlar onu da bu sosun içine ekledim Şimdi köftelerimi tavamın içine aldım ve hazırladığım sosun içinde köftelerimi güzelce karıştırıyorum ve bu şekilde felah köftelerimin de son aşamasına gelmiş bulunmaktayım. Şimdi köftelerimle beğendiğimi buluşturacağım arkadaşlar. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı, paylaştığım videomu beğenmeyi ve bana yorum yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar destek olan herkese şimdiden ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Evet beğendi mi dediğim gibi tavamdan servis tabağımın içine aktarıyorum arkadaşlar. İsterseniz tek porsiyonluk farklı küçük tabaklara da alabilirsiniz. Ben hepsini bütün olarak bir tabağın içine aktardım. Beğendim tabanda kalacak arkadaşlar. Üstüne de sosuyla birleştirmiş olduğum fellah köftelerimi alıyorum. Son olarak üzerlerine maydanoz epeleyerek yemeğimi tamamlıyorum arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.